Sosyal medyada da ortalık karışmışa benziyor. Hemen birkaç tepki ekrana getirelim arkadaşlar. Sonra da yorumlarınızı merak ediyoruz. Bir vatandaş diyor ki Hasan Çelen, Halk TV'de Canan Karatay korkunç bir cehaletle konuşuyor. Bu kadar saçmalama ancak bilgisiz cesaretle olur. Ya adam bunu yazan kişinin Kadir şeysi Bal, ne? Akademik kariyeri ne? Gıdası demiş. Bilmiyorum abi. Bu eleştiriler. Yani bence ne skandal söz var ortada. Çok bilimsel. Akla, yani ben beslenme uzmanı değilim. Vücudun, askerin orada nasıl beslenmesi gerektiğini Canan Karaday'dan daha iyi bilen insanlar eleştiri getirirse, hayır, kaz değil de ördek yemesi gerektiğini, evet, atıyorum. Ama yani şimdi söyledikleri akla, mantığa, ben uzunca bir süredir rejim yapan biri olarak, diyetisyenlerden bilgi alan biri olarak söylediklerinin akla ve mantığa yakın buluyorum. Ama hiçbir zaman yani bunu eleştirebilmek için bu konuda uzman olmak lazım. Yani skandal hiçbir söz yok. Peki şu eleştirilebilir mi? Karşıdan kaz gelemez mi? Gelir. 4000 askeri var orada, taş çatlasın ya. 4000 asker için Amerikan ordusunu nasıl beslediğine dünya efsanesidir, nasıl beslediği. Biz de besleyebiliriz bunu. Türk kahvesi diyor. Niye? İnsanlar orada, bizim beslenmemizi, o askerler orada nasıl besleniyor bilmiyorum. Yani bilmediğim için çok mu farklı? Bence alkışlanacak sözler. Abartma da. Alkışlanacak da bir söz yok ortada. Niye? Ali abi Türk kahvesi dedi, zaten hepten tüy dikti yani. Türk niye? Kahvesi ne ya? Türk kahvesi keyifle içilecek bir şey. Orada ne yemeleri gerektiğini bilmiyorum ama kurşun yememeleri gerektiğini biliyorum. Buradaki derdimiz askerimizin asker ne yemesi... beslenmesi gerekmez mi şimdi cephede? Tabii ki öyle. Böyle bir üslup mu var? Yağlı kaz getirsinler, şöyle yapsınlar falan. Yani üslup çok çirkin. Evet, doğrusu, teknik anlamda doğrusu bu olabilir. Ben de gitsem teknik anlamda benim ne yemem gerektiğini Canan Karatay belirleyebilir, evet belki, ama yani belki de şimdi üslubundan ben çok rahatsız oldum. Yani onu da yesinler, üstünde bir kahve içsinler, bir de fal baksınlar, üst kata da masajı çıksınlar, nasıl olsa cephede şey var. Hoppa, bu neymiş ya? Bu kadar da işi basitleştirmeyin. Yemek yiyecek vakit var mı? Ne yiyorlar? Ya olmaz olur mu ya? Ne yapıyorlar? O vakitte de kaz mı beklesinler? Hadi ya, ay bu kaz ya, siz ya, bunu yiyin. Karsın de... Kazların karşıdan gelmesini beklemiyorlar. Önceden alırsın bunu, paket yapar, pişirirsin, konservede verirsin. Yani hatta bunu egzajere etmeyelim. Yani askerin daha dinç, daha formda olması için şimdi nasıl beslenirsen beslenmen seni zinde tutar. Cümle olarak... Niye insan gün içinde kahve içiyor? Ben valla sabah 3 tane kahve içiyorum, hani dinç oluyorum. Kendine gelmek kendime için. Kendime geliyorum. Evet. Hani yani keşke bunlar bulunabilse. Ha, bak mesela yani senin bu ne kadar güzel. Keşke bulunabilse. Keşke, ama yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'yiz aslında, anladın mı? Hani gerçekten de bunu yapabilecek zaten güçteyiz. Zaten cümle başlarken teknik anlamda doğrusu bu olabilir. Evet. Yemesi gereken şeyler. Yani budur. Et yiyerek harbe girişte bir dakika, bir dakika. Yani doğru bulmadım dedim. Cümleyi kurdun. Mücadele. Ama'ya kadar geldin mi? Ama'dan sonrasını aslında söylemek istiyorsun. Önce sini çöpe attık. Sonrasında diyorsun ki ben bu üslubu beğenmedim. Evet, doğru buldum. Yarın da şu başkası diyebilir ki ya bu kadın iş güzel değil. Çok yaşlı, bunu mu dinleyeceğiz? Öyle değil. Söylediği bilgiyi nasıl söylediği değil. Verdiği bilgi doğru mu değil mi? Ya, bilgi doğru olabilir mi? Yani ben bazen üzerine... öyle şeyler var ki sokakta yatıp kalkan kimsesizlerin ya da öyle sözler söylüyor ki. Yani bu sözü kimin söylediğinden çok ne söylediğine ben bakarım. Ben de olsam orada muhabirin ya da o soru soran kişinin yerinde, sınırımızda annelerimiz onlara dolma sardılar. Onları yesinler mi, yemesinler mi, ne diyorsunuz? Bunun için senin programına gelmiyor işte. Nasıl gelmiyor? Gelmez. Gelemez tabii. Tabii. Tabii benim sorularıma öyle herkes cevap veremez. Ya çünkü kadın Türkiye'de belli bir kesimi aydınlatıyor. Ben zaten Canan Karatay'ın yaptığı işe saygı duyuyorum. Teknik anlamda doğru buluyorum. Keşke üslubunu beğenmedim. Tane böyle, bak amasız. Söyledikleri yüksek reyting alan, dikkat çeken insan olsa. Zaten keşke. Canan Karatay dün, benimle çalışmaz. Ama bir şey anlatmak isterim Ece. Sen dün birlikteydin. Daha önce Canan Karatay bir açıklama yapmıştı. İşte hamilelerin şeker taraması testiyle ilgili. Tabipler Birliği kendisine bir ceza kesti. Tabii belli canım. Bir süreyle... şu an tam olarak hatırlayamıyorum ama belli bir ceza kesilmiş olduğunu, kınanmış olduğunu biliyorum. Dün en güvenilir hekimlerden bir tanesi seçildi mesela ödül töreninde de. Canan Hoca bu Twitter'da, sosyal medyada onunla ilgili yazılanları okumuş. Çok dolmuş geldi sahneye ödülünü alırken.
Kusura bakmayın dedi, ben dedi konuşacağım dedi. Şu cümleyle cevap verdi Twitter'da onunla ilgili bu yorumları yapanlara. Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler, sonra seninle dövüşürler ve sonra sen kazanırsın. Gandhi'nin lafıyla cevap verdi sahneden onlara. Çok dolmuştu. Bana göre de açıkçası dedikleri son derece doğru. Nasıl şimdi filmlerde bile izlerken Osmanlı savaşa gidiyor, kocaman etler geliyor, etleri hüpür hüpür yiyorlar, ya Allah, dualarla yola çıkıyorlar mesela. Hani orada da keşke imkan olsa da gerçekten gücünü toparlayacak, memeçimizi doyuracak şeyler gitse. Ama ben babamdan biliyorum, Ağrı'da görev yaparken babam, çatışmalara giden emekli albay kızıyım. Az çok artık yayında söylüyorum, biliyorsunuz. Konserve gelirdi onlara yemek. Ve ben, ya annem kızması, annem yemeğinden daha çok beğenirdim mesela. Konserveleri daha çok severdim. Çok güzel konserveler de gelirdi. Hani askerlerimizin de yemekleri güzel aslında. Mutlaka devletimiz özenle bakıyorlar. Yani ben onları yiyordum mesela. Annemin yemeklerinden daha çok. Peki ama Bircan'ın dediği şey de eleştirildi Ece. Yani hali tavrı da, orada bir operasyon var. Yani, belki hani daha ciddiyetle 3-5 saat ya, yani 10 diyor. Saat belki bir oyun atlayarak. Beni izleyenlere şey, de söyleyeyim. Çamur ve sis var. Ayrıca onu da söyleyeyim. Şimdi bu yani, işleri çok zorlaştırıyor. Hani üstüne bir de kahve içemezse moralleri şimdi bozulur mu? Bu tavır da hoş, nahoş mu diye de düşünenler var. İlkay, onu da söyleyeyim. Şimdi ben başından beri söylüyorum. Ne yemesi gerektiğini teknik anlamda ben bilemem. Bu işin eğitimini almadım. Benle bununla ilgili saldırmayın bana. Ben üslubunu sevmedim dedim, aynen de söylüyorum. Üslubunu sevip sevmemem de bana bağlı. Ben sevmedim. Ali abi sevmiş. Övgülerinizi Ali abiye yapın abi. Ya ben... Bu neymiş ya? Canan Karatay'ın... Bir şey yapacağım yani. Canan Karatay'ın... Canan Karatay kimle mukayese ediyorlar? Aynı yaşta Nebahat Çere'yle. Evet. Ya bunu mu dinleyeceğiz, böyle mi yapacağız diye. Evet, öyle bir caps var. Öyle bir caps var. Şimdi Canan Karatay'ın... bir lahmacun yerken görüntüsü olay oldu. Niye? Uzunca bir süre ekmek yemeyin, ekmek yemeyin, ekmek kafalılar. Niye diyorlar? İşte ekmek yersen kafan iyi çalışmaz diye. Şimdi baktığın zaman Canan Karatay'ın televizyonlara çok çıkıyor. Ben bir televizyon yöneticisi arkadaşıma sordum. Dedim ki ya sabah akşam Canan Karatay var sizde. Üstelik söylediklerini ben ezberledim. Seyirciniz ezberlemedi mi? Bana dediği şu, İzlemiyor. Canan Karatay çok izleniyor. Çok izleniyor, aynen öyle. Yani hepimiz başka diyetisyenleri, beslenme uzmanlarını çıkardığımız zaman aynı reaksiyonu almıyoruz. Şimdi nefret ederek sevmek diye bir şey de var. Anladığım kadarıyla Canan Karatay'ı baktığın zaman reytinglerde Halk TV, Halk Arenası'nın dışında reyting alan bir kanal değil. Orada onu gören 3 kişi, 5 kişi... Bunu yazıp sosyal medyada köpürtüyorsa demek ki Canan Karatay bir otorite, bir kanaat önderi. Söyledikleri önemli. Ben söylediklerine bakarım. Söyledikleriyle yaptıkları çelişkili ise... Lahmacun? Lahmacun çok ince bir lahmacun. Yani uzmanlar onu da çok eleştirdiler. Lahmacun dediğiniz hamurda ne olur? Yani hiç ekmek yememek gerekirken lahmacun kaç ekmek eder, kaç dilim eder diye de eleştirdiler. Ya Allah aşkına ama bir lahmacun kaç tane ekmek eder? Bilmiyorum, ben benim değil. Ya. Vallahi daha geçtiğimiz günlerde ana haber bültenlerinde izlemiştim. Vallahi, ya biliyorum. Ekmek kaç gram? 200 gram. Ben ekmek düşmanıyım Canan Karatay sayesinde. Evet. Onu söyleyeyim. Ben de sevmiyorum. Ben ekmeksiz evet. Makarna bile yiyemem. Yani Canan Hocam biz şimdi zaten size baştan... Şimdi bir de şunu söyleyeyim. İşin bir de şu boyutu var. Yani diyorlar ki koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri de bu devletin başındakiler de askerini oraya gönderirken bilirler. En ince detaylar zaten bile çalışılmışken yani. Zaten tamam. Asker ne yemeli, kaç kalori almalı, nasıl güçlü olur, motivasyonu nasıl sağlanır? Hani bu da zaten bilinir. Bunu ya, da Allah aşkına yani ilk bir şey söylerken bir mantığa otursun. Kadına stüdyoda konuk oldu, başka bir mevzu var. Ha, o evet. Arada gündemde Afrin var, askerin operasyonu var. Cepheye giden asker nasıl beslenmeli diye bir ona fikir geçmiş. Soruyorlar. Kadın, Türk askerlerini çok kötü besliyorlar. Çelimsiz kalıyorlar, kabız oluyorlar, aç kalıyorlar gibi bir şey demiyor ki. Söyledi çok açık net. Diyor ki şunları yedirirlerse daha dinç olur. Ve burada da Kars'ın kazının yani o yörüdeki insanlar da ona borçludur. Ne kadar önemli olduğunu, insanı nasıl güçlü kıldığını anlatıyor. Türk kahvesi satanlara destek veren bir şeysi var. Diyor ki Amerikan firmalarının
uyduruk kahvelerini değil, kendi kahveleriniz için diyor. Türk kahvesi için diyor. Bunun niye bu kadar hedef haline getirildiğini hayır, anlamadım. Askerin yanında bir de ya. Asker en iyisini yesin diyor. Aslında güzel zaten şeyler evet, diyor yani. Asker en iyisine layık diyor. Evet, asker en iyisini yesin ama stüdyoda böyle kahve içerken. Ha bu arada bir de kahve içsin falan. Ben üslubunu sevmedim. Teknik anlamda doğru olabilir. Siz de sevmiş olabilirsiniz. Ben bu üslubu sevmedim. Bu sadece bizim programımızda konuşulmuş bir şey değil. Dün ana haber bültenlerindeydi. Bugün biz de bunu gündeme taşıdık. Siz de fikirlerinizi paylaşmış oldunuz. Bunu söyleyeyim. Ya ana haberlerde tabii gelmesi ki, başka bir şey. Orada moderatör biz fikrimizi sorduysa, söylerken de bize sorduysa, böyle baskı uygulamayın, pres uygulamayın. Bak ana haberlerde bunu ekrana getirebilir. Ana haberlerde de öyle yanlış. Biz 28 Şubat sürecinde ne haberler gördük? Ne dosyalar gördük, şunu sonra bomba çıktılar. Ana haber bültenlerinde gördüğü gibi görelim demiyorum. Gündem olmuş, konuşulmuş bir konu. Tabii ki burada da konuşulacak. İşte niye kadının reytingi yüksek diyor? Paylaşmak için buradayız. Kadının reytingi yüksekti, onun için konuşuluyor. Belki orada tabii ki soru sorulduysa Canan Hoca'nın cevap vermesi de son derece normal. Oradaki programın sunucusu ya da sahibinin bu konuyu şöyle tamamlaması gerekirdi. Tamamını da izlemedim bilmiyorum ama biz bunları afaki konuşuyoruz. Tabii ki böyle olmalı. Belki öyle ama konuşmuşlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri de yani bunu en ince ayrıntısına kadar hesap zaten yiyorlar gibi bir şeyle bağlanması gerekirdi. Belki de öyle olmuştur. İnşallah öyle İnşallah. Olmuştur. Peki. Canan Hoca'ya da selamlar olsun.